Ne yapıyorsun lan? Neden sürekli benden nefret ediyormuşsun gibi hissediyorum? Affetmediğim halde dönmemi isteyen sensin. Dönmek, affettim demek değil mi? Dönmem, deneyeceğiz demek. Dürüst olmadığımız sürece bu böyle devam edecek. Pardon? Dürüstlükten kastın ne? Dürüstlükten kastım. Bu eve Belkıs'ın gelmesine rağmen senin Eda demen gibi bir şey. Neşet, yemiyor, içmiyor. Her şey sana mı yetiştiriliyor? Nükhet'ten ya da Belkıs'tan duymadığıma göre Necat'tan duymuş olabilirim. Ayrılmamıza sebep olan kızın annesiyle ortak olmayı düşünüyorsun. Nasıl bir tepki vereceğini bilmediğim için bir cevap vermeden sana söylemek istemedim. Halbuki evliliğimize saygı gösterip hayır demen gerekirdi. Güya o aile senin yüzünden acı çekti. Sen Nükhet'i hamile bıraktın. Nasıl midesiz bir ilişki biçiminiz var ki bizim evimizde ben olmadığım halde görüşebiliyorsun? Zülal, arkamdan iş çeviriyormuşum gibi konuşma. Necat da dolduruyor seni. Yaşadığımız her şey için Necat'ı sorumlu tutamazsın. Yeter artık Namık, üstüme gelme, boğuluyorum. Eğer bir daha böyle yaparsan denemek için son gücümü kaybedeceğim. Bunu aklından çıkar. Boşanmayacağız. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Sen çocuğumuz dünyaya gelecek diye geri döndüm. Seni sevmiyorum. Nefis olmuş. Ev seti marifetleri. Ben çocukken bizim evde de bir Ayşe teyzemiz vardı. O da böyle lezzetli lezzetli yemekler yapardı. O bizim evdeyken Namık da ben de bu kadar olmuştu. Annenler nasıl? Epeydir görüşemedik. Dün akşam Paris'e uçtular. Birkaç günlük bir kaçamak. İkisine de iyi gelecek. Holding'de olanlardan çok bunaldılar. Doğru. Haklısın. Kolay bir şey değil tabii. Melek nerede şimdi? Zülal'de. Tabii böyle ayrı gayrı olmuyor. İnşallah birisinden birisi geri adım atacak. Bu meselede güzellikle halledilecek. Değil mi oğlum? Olması gereken o da. Ufukta görünmüyor. Sen nereye girsen? Beni de dinlemiyor ki. Ah Eda, gelmişsin. Merhaba Evset. Kusura bakma, sana hoş geldin diyemedim.
Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Kızlardan bir haber var mı? Ne Melek'le ne de Zülal'le konuşmadım. Bir arayalım mı? Yok. Ben Halil'le aşağıda... Melih'i arayamadım, konuşamadık kaç saattir. Ay, cep telefonumu da unuttum. Ay, gideyim alayım, geleyim. Dur, dur. Buradan ara. Al, çevirdim. Kim arıyor? Nejat. Niye açmıyorsun? Bu saatte kesin evden arıyordur. Açıp da ne diyeceğim? Annemler yanındadır. Zor durumda kalır şimdi. Efendim? Kızım, benim. Anne, nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Asıl sen ne yapıyorsun? Aklım hep sende. Ne Zülal ne sen aramadınız. Ben iyiyim. İyiyim. Asıl siz nasılsınız? Babam nasıl? Aşağıda odada. Nasıl bıraktıysan öyle. Eda bize yemeğe geldi. Feride Hanım, Nejat hep birlikteyiz. Sana selamları var. Eda da mı biliyor olanları? Herkesin bilmesini istemiyorum. Hadi anneciğim, yarın konuşuruz, tamam mı? Tamam kızım. Hadi üzme canını. Aklını başına topla, bir düşün. Bak ben de böyle arada kahroluyorum. Tamam anneciğim, konuşuyoruz konuşuyoruz ama kimse için bir şey değişmiyor. Asıl sen üzme kendini. Hadi anneciğim, yarın konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Halil de Melek de aynı tas aynı hamam. Ben ne yapacağım bu ikisiyle? Dur bakalım Evset, gün doğmadan neler doğar kızım. Zülal'de miymiş? Sormadım. Oradadır herhalde. Nerede olacak? Sürekli yokuşa sürüyorsun.
Affetmek için zamana ihtiyacım var dedim. Artık yok. Affedemeyeceğim bir sürü şey yaptım. Annem bile bana vurmadı. Ağlamana dayanamıyorum. Aç şu telefonu. Namık, aç şu telefonu. Bizimkiler olabilir. Cep telefonunu aldın, ev telefonunu kapattın. Merak ederlerse buraya gelirler. Daha büyük rezalet çıkar. Aç şu telefonu. Melek. Aç. Eğer olanları anlatırsan seni daha fazla üzmek zorunda kalırım Zülal. Alo. Ya Namık, neredesiniz? Zülal'i arıyorum, telefonu kapalı. Evi arıyorum, kimse açmıyor. Aa, merhaba Melek. Biraz baş başa kalmak istedik. Bütün telefonları kapattık. Ne oldu? Evdekilerle konuştum. Beni sizde sanıyorlar. Sizi ararlarsa durumu çaktırmayın diyecektim. Aa, lafı mı olur? Tabii ki bize güvenebilirsin. Ortalık yatışana kadar böyle yapmak zorundayım. Bir şey saklamak benim de hoşuma gitmiyor ama... öğrenirlerse yanlış anlayacaklar. İyice büyüyecek. Anlatmana gerek yok. Seni çok iyi anlıyorum. Zülal orada mı? Onunla da konuşabilir miyim? Tabii, bir dakika. Bizimkilere bizde olduğunu söylemiş. Eğer ararlarsa çaktırmayın diyor. Görüyor musun bak? Şans benden yana. Eve istesen de gidemezsin. Ver şunu. Melekciğim. Zülal, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Sizi kendi sorunlarımla rahatsız ediyorum. Hayır. Tamam, ararlarsa ben de olduğunu söylerim. Ama bu böyle devam edemez Melekciğim. Orada kaldığında annene ya da Necat'a birine söylemen gerekiyor. Aradıklarında sesin duymak istediklerinde ne yapacağım? Ben eve gitmek istesem... baban sorduğunda ne diyeceğim? Zülal'cim, biraz zaman verir misin bana? Ne yapacağıma tam karar vereyim. Nerede kaldığımı en azından anneme söyleyeceğim. Bu arada Eda bizdeymiş. Yani gidebilsen de gitmezdin. Tamam canım. Beni sık sık ara oğlum. Ali'ye de selam söyle. Zülal, bir dakika. Eda'yı söyledim diye seni üzdüm mü? Çünkü üzmek değildi niyetim. Aksine tam zamanında söyledin. Hoşça kal canım, görüşürüz. Öpüyorum. Hoşça kal. Telefonu verebilirsin. Kapıyı da açabilirsin. Gitmiyorum. Kalmanı gerektirecek başka bir şey oldu ve sen bundan nefret ediyorsun. Bak, benimle oyun oynama. Sakın beni kandırıp gitmeye kalkma. Oyun oynamıyorum. Gitmeyeceğim diyorsam gitmeyeceğim. Telefonum var. Çözecek.
seni ihmal etmeyecek. Artık bu işin dönüşü yok. Zamanı gelince derken neyi kastettin? Sürel hamile olmasaydı şimdi derdim. Yani Sürel hamileyken Nükhet için seni bırakıyorum derse senin için hiç hoş olmaz. Değil mi? Böyle bir şeye izin veremem. Sonra seni suçlarlar. Ne değişecek ki? Bakalım. Bebek dünyaya gelecek mi bir görelim önce. Diyelim ki her şey yolunda gitti. Bebek dünyaya geldi. Sağlıklı. Ondan bir emin olalım. Sonra namın karşısına geçersin. Bak, ben bebek doğana kadar sabırla seni bekledim dersin. Nükhet. Namık Sürel'i sevmiyor. Sevse seninle bunları yaşamazdı. Onu tutan şey ne bilmiyorum ama... Ne? Ne ne? Sen bir şey mi biliyorsun? Hayır. Hadi. Geri döndüğünü öğrenince ne yapacak? Seni çok iyi tanıyorum lan. Kayıp ediyorsun. Zülay sıradan bir kız değil. Senin kuzenin. O yüzden daha dikkatli. Dikkatli olsan iyi olur. Yoksa çok fena bozuşurum seni. Bu? Lafımı dinleyeceksin. Zülal'den uzak duracaksın. Bak Namık, eğer sen beni ezer geçersen ben de seni siler geçerim. Necat, ne diyorsun sen? Güya seni bana layık görmüyor. Namık geçmişlerine gelenle beraber oldu, Zülal'i üzer. İyi kılıf, güzel ambalaj. Ne kılıfı, ne ambalajı be? Zülal'e bir şey söyleyip ortalığı bulandırmayacaksın. Bu hikaye Zülal'den çok çok eski. Madem o kadar eski, seni buraya hangi korku getirdi ha? Zülal'le bu ortaklık zarar görmesin diye evlenmem mi? Yoksa er geç ortaya çıkacak bir pisliğe karşı... Yok bakın ben Zülal'e aşığım, onunla evlendim, yok öyle bir şey diyebilmek için ha? Burcu herhangi bir kadın. Zülal'le aşık olduğum için evlendim. Hem ortaya çıkacak rezalet sadece Burcu'yu rezil edebilecek bir şey. Ve aileni, ve şirketini. Bunda mı sanıyorsun? Peki evlenir evlenmez yönetim kurulu başkanı olmanı nasıl açıklayacaksın? O da babamın isteği. Benim bir talebim yoktu. Herkese sorabilirsin. Dua et arada teyzem var. Zülal bu yediğin haltı öğrenir öğrenmez eve geri dönüşler. Anneler. Anne, baba. Dünyaya annesi babası birbirini çok seven bir bebek geliyor. Zülal hamile. Neyi bilmiyorum? İşin aslında bilmeden saçma. Eğer tarafsız bakabilirsen anlatacağım. Lan Nükhet benim kardeşim. Sen ne mal olduğunu bildiğim eski bir arkadaşımsın. Nesine tarafsız bakayım ha? Necat, lütfen bunu burada uzatmayalım. Bunu burada konuşmanın ne yeri, ne zamanı? Niye? Utanır mısın?
gururum incinir. Namık, biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Hemen. Bu sülalden çok eski bir şey. Ne eskisi hayvan? Bebek bir aylık. Ne? Ne bebeği? Ne tüket? Anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Senin bebeğinden bahsetmiyoruz Zülal. 3 haftalık evli bir adamın Nükhet'i bir ay önce hamile bırakmasını konuşuyoruz. Zülal'i benden uzaklaştırmak için en büyük kozu bulduğumu kullandı. Bu burada bitmedi Namık Andaç. Koş Zülal'e avut. Sevgini göster, şefkatini ver. Abi. Nükhet. Nasılsın? İyiyim, sen? Annen yeni bir avukat tutmuş, duydun mu? Yo, hayır. Nükhet, eğer beni suçlayacaksan önce şu davanın bitmesini bekle. Günaydın Necat Bey. Günaydın Nükhet Hanım. Günaydın. Günaydın. Abi kardeş bir kahve içelim mi? İçelim ama önce eşyalarımı odama bırakayım. Tamam. Bize 2 kahve lütfen. Nereye gidiyorsun? Yine eve mi dönmeye kalkıyorsun? Ne yazık ki hayır.
Eğer okula gideceksen ben bırakayım. Merhaba Edacığım. Merhaba, neredesin? Şirketteyim. Kardeşimle kahve içeceğim. Öğle yemeği yiyecek miyiz diye aradım. Kulübe gider miyiz? Olur, uzun zamandır gitmemiştik. Bir uygun olur mu senin için? Tamam. Saat tam 1'de oradayım. Kolay gelsin. Sana da. Nasıl gidiyor? Bilmem. İnan bana, nasıl gittiğini ben de bilmiyorum. Sanki onunla deniyor gibisin. Başka şeylerin üstünü örtüyor gibisin. Bu konuya nereden vardın? Eda senin için bir belki çünkü. Haksız mıyım? Yani ne kadar muhteşem bir insan olursa olsun belkisi seni düşündürüyor. Evet. Eda'nın kocaman bir belki olması için bir nedenim var. Ama bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Yani üstü kapanmış bir konu. Bir daha da yaşanmayacak bir şey. Bunun seninle bir ilgisi yok. Sadece konuşmak istemiyorum. Keşke o bir şeyler hissettiğin kişi de sana aynı şeyleri hissetseydi. Yani ne bileyim. Ya belki de hissediyordur. Bana söylemediğin için bilmiyorumdur. Bir araya gelmemenizin nedeni her neyse... Umarım sizin yüzünüzden başkaları ayrı kalmamıştır. Farkında bile değilim. Ne oluyor sana? Dün telefonları niye kapattınız? Namık öyle istedi. İyi misiniz bari? Birlikte olabilmek için bütün sınırlarımızı zorluyoruz. Birlikte olabilmek için kendini bu kadar zorlayan bir anne babanın çocuğu olmayı hiç istemezdim. Bu kadar acı çekiyorsan birlikte olmak zorunda değilsin. Keşke çok uzaklarda bir evim olsaydı. Çocuğumu büyütebileceğim, kendime yeni bir hayat kurabileceğim bir yer olsaydı. Bence Eda ve Nejat yüzünden böyle hissediyorsun. Canını acıtıyor bu seni. Namık'la birlikte kalarak gardını alıyorsun. Ali nerede? Derste. Ben sana ne yaptım ki Halim? Yok bir şey. Zaten sinirlerim bozuk. Ya ucunda ölüm mü var? Sana da Melek'e de aynı şeyi söylüyorum. Bunlar geri dönüşü olmayan şeyler mi? Dertsiz başımıza dert. Tamam. Evlensinler. Olmazsa boşanırlar ha. Zaten senin bu yumuşaklığın yüzünden oluyor bunlar. Babama karşı gelsem annem nasıl olsa beni destekler diyor. Bilse ki ikimiz de hayır diyeceğiz. Böyle de aranamayacak.
kapıyı çekip Zülal'e gidemeyecek. Ay yine suçlu ben oldum yani. Sanki biz hiç sevmedik. Hiç genç olmadık. Gördük senin sevdiğin adamı. Karnında bebeğin ne bırakıp gitti seni? Evset Hanım, aklınla sevdiğin bu adam sahip çıktı sana bugüne kadar. Ne yapsan seni affetti, döndü. Kendi hayatından ders al, kızınla öyle konuş. Evset. Evset. Ne diyor? Bu Halil beni öldürecek. Ne diyor yine? Konuşuyor işte. Nereye gittiğini bilmeden. Bazen haklı, bazen de elmalarla armutları karıştırıyor. Hadi boş ver üzülme. Bak anneanne olacağız. Gidip torunumuza hediyeler alalım. Bütün üzüntülerini evde bırakalım, gidelim. Ne dersin? Hadi. Hoş geldin Recep. Merhaba. Buyurun masamız. Hoş geldiniz. İyi günler. Ne güzel bir şans sizi burada görmek Eda'cığım. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Afiyet olsun. Büyük bir tesadüf değil mi Namık? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Beni lütfen. Kalkan.
Ben kız hanımın yeni avukatı sanırım. Annem burada mı? Hayır, Ali Bey burada. Gelin. Merhaba. Oo, bu ne güzel sürpriz. Nasılsınız? Sağ olun. Belkıs Hanım yok mu? Belkıs Hanım bir yemekti. Dava dosyasını alacağım. Dönüşte uğrarım demiştim ama yoğunluğumdan bir saat verememiştim. Şimdi bir yarım saatim var fakat Belkıs Hanım dönmeyecek anladığım kadarıyla. Fark etmez. Biz konuşuruz. Ben kendisine iletirim. Buyurun. Peki. Neredesin anne? Yemekteyim. Bir şey mi oldu? Kiminle yemektesin? Bir iş yemeğindeyim. Nüket, önemli bir şey mi var? Soru sorup duruyorsun. Senin avukatın gelmiş. Ama sen yoksun. Ben de merak ettim, aradım. Nerede avukatım? Senin odanda. Ali ile birlikte oturuyorlar galiba. Sence bir avukat için fazla seksi birini seçmemiş misin? Tamam Nüket, birazdan döneceğim zaten. Görüşürüz. Pardon, iş yemeğini böldüm. Kusura bakma. Sen de tuhaf şeyler hissetmiyor musun? Bir tesadüf olduğunu inanmak istiyorum. Çünkü asla yan yana gelemeyecek iki insan. Asla asla deme. Bunların ikisi de şeytan. Ne tesadüftür ki ikisi de aynı mekanda, aynı saatte, yalnız. Ve ikisini de beklediği insanlar ortada yok. Namık burada tek başına yemek yemez. Kaldı ki belki sonu şirkete yaklaştırmaya çalışıyor. Bu onların ikisinin randevusu. Sadece olay çıkmasın diye Belkıs da Namık da şu an oynuyor. Ulaşmak bizi nereye götürebilir? Herkes lehimize işe yarar hale gelebilir. Ah, yoksul bir kadın sanıyorum. Yoksul. Yoksul ama onurlu.
Herhangi bir şey teklif etsek de ifadesinden geri dönmez. Fakat Belkıs Hanım onunla insani bir diyaloğa girerse onu böyle bir şey yapmadığını ikna edebilir, değil mi? Madem evdeki diğer yardımcılarla gizli gizli görüştüğünü varsayıyoruz. O zaman Belkıs Hanım onlara da iyi davransın ve Hatice'den güzellikle söz etsin. Bu bir şeyleri değiştirebilir. Yani en azından Hatice'ye yandaş çıkmalarının ya da benzer ifadeler kullanmalarının önüne geçer. İyi fikir. Ama Belkıs Hanım kabul eder mi bilmiyorum. Bu davadan önce de çalışanlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu düşünmüyorum. O zaman bu dava sayesinde bunu da öğrenecek. Neden bu kadar başarılı olduğunuz ve herkes tarafından sevildiğiniz çok açık. Müvekkillerinize de karşı tarafa da hep aynı mesafeden bakıyorsunuz. Sizin de başarılarınızı çok duydum. Belkıs Hanım'ın holding avukatı olmanıza rağmen kendi şahsi davalarınıza devam etmenizle de gurur duydum. İşimi çok seviyorum. Onu kimse için bırakmam. Pekala. Konuştuklarımızı Belkıs Hanım'a iletirsiniz. Müsait olduğunda ararsa daha detaylı konuşuruz. Çok memnun oldum. Ben de. Evet. Hoşçakalın. İyi günler. Aslında Necat seninle iş görüşeceğimizi biliyordu ama diğer görüşeceğimiz şeyleri Necat'ın bilmesini istemediğim için senin yanına oturmak istemedim. Necat daha fazlasını sezdi. Gözü hep üzerimizdeydi. Daha fazlası? Nüket mi yani? Yok canım, daha neler. Sen Necat'tan korkuyor musun? Bana mı öyle geliyor? Zülal'den ayrılacağım doğru ana kadar kasık adan adam olmak istemedim. Oo. Her şartta kazık atan adam olacaksın. Zülal bu bebeği doğurur doğurmaz bu işi çözeceksin. Yoksa ben kendi yöntemlerimi çözerim. Beni tehdit etmeyi keser misin? Benimle çalış dedin, tamam dedim. Bu işi çöz dedin, tamam çözeceğim. Bugün neden beni yemeğe çağırdın? Tamam. Şirket işini konuşmak için aramıştım seni. Bu sefer sana düşman olmayacağım. Yarın buluşalım mı? Lütfen kulüpte olmasın. Tamam. Saat 2 olmuş. Benim birazdan kalkmam lazım. Tabii ki. Kalkıyor musunuz? Hep soru soruyorsunuz, farkında mısınız? Gördüğünüz gibi Eda'cığım. Üvey oğlumla sıcak ilişki bir türlü kuramıyorum. Sizden hep şüphe duyduğum sürece de bu hiç değişmeyecek. Kalkabiliriz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yemek yiyelim mi? Ben de acıktım aslında, iyi fikir. Ama önce Necat'ı arayıp evdeki durumu öğrenmek istiyorum. Aa, Necat arıyor.
Ben de tam seni arayacaktım. Kalp kalbe karşıymış desene. Akşam bizimkilerleydim. Açık açık soramadım. Her şey yolunda mı? Değil tabii ki. Ali'yi görebiliyorum ama evdekilerle bu durumda olmak canımı sıkıyor. Neredesin sen? Yolda mısın? Eda ile yemek yedik. Şimdi şirkete doğru gidiyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı diye aradım. Akıl, destek, moral, bir sürü şeye ihtiyacım var. Vaktin varsa uğrasana, okuldayız. Hem Zülal de bugün burada. Final dans parçasını gösterecek. Aslında olabilir. Ama sürpriz olsun, söyleme. Tamam, söylemeyeceğim. Çabuk ol, bekliyoruz. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti? İdare eder. Bu dersleri veremezsem bir yıl daha uzatmak zorunda kalırım. Öğle yemeğini kaçırdım. Acıkan var mı? Biz de çok açız ama birini bekliyoruz. Söyleyemem, sürpriz. Çocuk doğrusu gibi. Haşıma bak. Ah Feride Hanım. Ben Zülal'i hamileyken hep böyle vitrinlerde oda takımlarına bakar hüzünlenirdim. Siz benim kızım için hayal edip yapamadığım her şeyi yaptınız. Size hep dua ediyorum. Sen de bana annelik nedir onu tattırdın. Ben de sana onun için dua ediyorum. Ağlayacak mıyız? Torunla neşeli neşeli bir şeyler alalım dedim. Haklısınız. Hadi gel. Ay, aa, şu beyaza bak. Bu takıma bayıldım. Hem erkeği hem kızı olur. Aa, çok güzel. Namık'la Süler beğenirler mi acaba? Süler beğenir. Beyaz onun rengidir. Namık'ı bilmiyorum. Neyse biz alalım. İsterlerse sonra rengini değiştirirler. Çok güzeller. Geldin mi? Geldim. Neredesiniz? Okula gelince sağdaki banktayız. Tamam. Hemen arabayı park edip geliyorum. Hadi görüşürüz. Kim gelecek? Böyle gizli gizli konuşuyorsun. Gelince görürsün. Sıkıştırıp durma. Zülal de okulda dedim. Ya ben bugün sizlerle burada öğrenci gibi takılabilir miyim? Bir düşünelim bakalım. Hadi o zaman yemeğe. Hah, yemekler benden. Üniversite kantininde yemekler ne lezzetlidir şimdi. Misafire ısmarlatmıyoruz, yemekler benden. Buyurun.
süre için uğramış. Bana herhangi bir saat vermemişti. Ama duruşmalarımın arasında uğrayabilirim demiş. Koskoca Belkıs ikinci avukatın saatine göre mi ayarlayacakmış kendini? Hiç hafife alınacak bir avukat değil. Kaldı ki ona mecbursun. Aksine böyle bir aşamadayken davanı aldığına ve zaman ayırıp seni görmeye geldiğine şükret. Oo. Meslektaşının sonuna kadar savunucusu olmuşsun. Niye beni aramadın? Hı? Niye avukatın geldi diye söylemedin? Namık'la yemekteydim. Rahatsız etmek istemedim. Kaldı ki anlattığı şeyler için senin burada olmana gerek yoktu. Ben sana anlatırım. Onunla ilişkimi birebir yürütmek istiyorum. Bir daha böyle bir şey olursa bana ulaş. Ya da o ulaşsın. Biz konuşalım. Vay canına. Koskoca Nejat ikinci okul kantininde yemek yiyor. O kadar özlemişim ki bu atmosferi. Sen İngiltere'de master da yapmıştın değil mi? Evet. Uluslararası ilişkiler okumuştum. Sağ olsun başlarda teyzem çok yardımcı olmuştu. Sonra hem çalıştım hem de okudum. Biz de her hafta sonu beklerdik. Hatırlıyor musun? Nejat gelecek mi diye. Ben de bütün paramı uçak biletlerine yatırırdım. Ama yine de gelirdi. Bunları ben ödeyeceğim. Aa, olur mu öyle şey Evse? Lütfen Feride Hanım. Kendiminkileri ben ödeyeyim. Peki. Buyur. Şunu da verin. Zürel'e mi gidiyorsunuz? Nejat. Sana bir şey söylemem lazım. Ben Ali'de kalıyorum. Dün gece gitti. Annemlerin haberi yok. Ama sen bilmelisin diye düşündüm. Bu böyle mi sürecek? Böyle devam etmesin diye evlenmeye karar verdim. Sorumluluğu ben alıyorum. Melek. Seninle evlenmeyi ben de çok istiyorum. Ama bunu kimseyi kırmadan, incitmeden yapsak daha iyi olmaz mı? Ben de sana katılıyorum ama aksi mümkün görünmüyor. Böyle evlenmen içime sinmese de seni destekliyorum Melek'ciğim. Evlen. Siz de nikah şahidimiz olursunuz. Yaşına kadar oyuncak alan başka çılgın anneanne var mıdır acaba? Sen de bir yaşına giyeceğin pantolonları aldın, ne haber? Bugün hemen Zülerlere gidelim de şu hediyeleri verelim. Yani biraz moral olur belki. Ya onlar bize gelsinler. Ne zamandır Namık'la beraber gelmediler. Ama Feride Hanım, o gelirse Meleğin de gelmesi lazım. Aa evet. Olmaz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Yine Ali konusu açılırsa berbat bir gece olur. Hay Allah. Eve gidince bir arayalım. Bakalım misafir kabul ediyorlar. İnşallah. Hem Meleği de görmüş olurum. Tamam.
senden asla vazgeçmeyecek. Bizi destek olsak da olmasak da o kafasına koymuş bir kere. Her şeyi göze almaya hazır. Evlenecek. Halil abi kıyameti koparacak. Hayır, bizim elimizden de bir şey gelmiyor. Ne konuşsam dinlemiyor. Ali'nin öyle bir aile yapısı yok ki. Onun kendisini Meleğin ailesini ifade etmek için beklemesi de zor. Bence evlensinler Nejat. Halil abi nasıl olsa bir gün affedecek. Ama böyle giderse Ali ile Melek tatsızlaşacak. Bu bizim de sorumluluğumuzda bir şey. Ali Melek için doğru insan olmasaydı Halil abiden önce biz karşı çıkardık. Durdurabilir miydik bilmiyorum. Ben seni durduramamıştım. Hala pişman olmamış olmana da şaşıyorum. Namı'a dair onca yaşanmış şeye rağmen. Hemen arayalım geç olmadan da başka program yakmasınlar. Arayın arayın. Alo. Alo. Namık, merhaba oğlum. Ben Feride, nasılsın? Merhaba, siz nasılsınız? İyiyim çocuğum. Zülale evde mi? Okulda henüz dönmedi. Ha tabii ya, onun bugün sınavı vardı. Tamam, cebinden ararım o zaman. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz, sevgiler. Konuşmadan da Nama bir şey söylemek istemedim. Necip'ten arayalım bakalım. Efendim anneciğim. Zülal'cim. Nasılsın yavrum? Derste falan değildin değil mi? Hayır anneciğim, yoldayım, eve dönüyorum. Sen benim okulda olduğumu nereden biliyorsun? Evi aradım, Namık söyledi. Zülal, biz bugün Elset'le torunumuza çok güzel şeyler aldık. Çok heyecanlıyız, hemen vermek istiyorum. Ya siz gelin ya biz gelelim. Ah, hay Allah. Meleği unuttum, şimdi sen gelirsen Melek de gelecek. Neyse, bir süre daha böyle kalsın daha iyi. Biz gelelim mi? Anneler bize gelmek. Melek bizde değil. Anneciğim, ben seni eve dönünce arayayım mı? Şimdi Namık'ın programı var mı yok mu bilmiyorum o yüzden. Peki, tamam oldu yavrum. O zaman biz senden haber bekliyoruz. Tamam anneciğim, öpüyorum. Tamam bir tanem, haber bekliyoruz. Öptüm. O bize haber verecek. Bu yüzden evlenmediler. Şimdi Melih'i arayıp çağırmak zorundayım. Geç aradın değil mi? Herhalde daha şimdi müsait olmuşsun. Yeni yeni kafamı toparladım desek daha doğru olur. Akşam ne yapıyorsun? Sana bağlı olabilirim. Çiftlik evine gidelim mi? Olur. Niye kafanı yeni yeni topladığını söyledin? Yani canını sıkan bir şey mi oldu? Zülal'le berbat bir gece geçirdik. Neyse daha sonra anlatırım. Nasıl gideceğiz? Müsait olduğunda beni ara, ben seni alırım. Tamam, anlaştık. Thank you.
annen aradı. Biliyorum. Akşam bize gelmek istiyorlar. Ben de bilmeden kendi kendime program yaptım ama eğer annenler geliyorsa değiştiririm. Senin olmaman daha iyi. Melekciğim, annemler akşam görüşmek istiyorlar. Ne durumdasın? Gelebilir misin buraya? Ya, sinemaya bilet almıştık ama biz. Hem annemin yüzüne nasıl bakarım ben şimdi? Neyse, tamam. Hem babamı son bir kez yoklamış olurum. O zaman sen buraya gel. Buradan birlikte gidelim, olur mu? Bir saat içinde sendeyim. Tamam, görüşürüz. Halde. Çok geçmiş olsun. İçerideler mi? Evet, parmak izi alıyorlar. Her yeri darmadağın etmiş. Bu gece burada kal. Kalamam zaten. Korkuyorum. Bir otele gideceğim. Benimle geleceksin. Olmaz öyle şey. Olur mu? Olur olur. Bir içeri girip bakalım. Kaldırabilecek misin? Ben şimdi rahatsızlık vermesem. Ya saçmalama, gel. Bir tatsızlık çıkmasa bari. E madem Melek gelmek istemiş demek ki alttan alacak. Hadi sıkma canım. Herkese merhabalar. Eda. Eda hoş geldin kızım. Tatsız bir durum oldu bugün. Eda'nın evine hırsız girmiş. Geçmiş olsun kızım. Çok geçmiş olsun. Evde kalmaya korktum. Annemler Paris'te. Aslında otelde kalacaktım ama... Rica ederim. Olur mu öyle şey Eda'cığım? Büyük geçmiş olsun. Nereye çıkarayım?
Zülal'in odasına çıkarın Halil Efendi. Halil abi ben çıkartırım. Buyur hadi. Seni öğrendiği günden beri bambaşka biri. Buna niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Bence haklı. Madem bana geri döndü, madem bir şans daha verdi, bir anlamı olmalıydı. Ama benim için de bitti artık bu iş. Benim için artık Zülal sadece bir onur kurtarma meselesi. Bu savaştan ben haklı çıkacağım. Sen ne biliyorsan ben de o kadar biliyorum. İnince sorarız. Çok kalacak mı acaba burada? Bilmiyorum ki. Bu odada nasıl bir hisle uyuyacağım kestiremiyorum. Fırtına dinmez seni benden alır.